Alo. Ahmet abi ne abi? Sen duydun mu bizim olayla Deniz'le ya? Ha, Rıza, sonra arayayım ben seni. Bir arkadaşla oturuyoruz da. Tamam. Çok esaslı şeyler anlatıyorsun. Ha, sen şarkı söylediğin için diyorum. Oyunculuk da büyük avantaj. Ha, dizide tanılıp böyle nişan, düğün ekstra kaparım bir sürü değil mi? Ha, yok yok. Mesela tiyatro sahnesine çıktığında sağlam bir sesin varsa performansını arttırır. Kim beni tiyatro sahnesine çıkaracak? Ben Yıldız Kenter'in üst torunu olsam çıkarmazlar. Niye canım? Yani bir gün olur bence, niye olmasın? Yani bir sürü alaylı oyuncu var. Ya alay ediyorsun değil mi? Bırak, kimim ki ben? Böyle de dizide böyle kenardan ekmeğime bakıyorlar. Sakın Selahattin'e söyleme bunları ha. Valla Tefe Koyat çalar beni. Ha, Selahattin öyledir evet. Hamurunu soğutma hiç, iyi gelir. Ha. Eşek dedi ya. Siz duydunuz mu akşamki olayı? Ya eşek hoşaftan ne anlar dedi bana. Okey. Ya nasıl okey ya? Hangi bir gün ne eşeklik yapmışım ben acaba ona? Sevgili miydiniz? Yok, yani öyle şey değil de. Okey, sevgiliydiniz. Okey, cevabı aldık, biz kaçalım. Aileler, aileler geçinemedi. Bizi o gerdi de, benim asıl takıldığım mevzu saygı. Ne eşeklik yapmışım ben sana. Hadi bir tane örnek ver bana. Hadi bir tane örnek versin bana, hadi. İstersen onu Deniz'le konuş, o örnek versin. Biz çok yardımcı olamayacak gibiyiz çünkü. Var ya, ben asıl mevzunun ne olduğunu biliyorum. Asıl mevzu aslında o Çağatay denen hıyar da. Asıl mevzu saygı mı, Çağatay mı, karar ver. Gelsenize iki dakika oturup konuşalım ya. Ha? Seni alkışlıyorum Eylem. Alkışlıyorum, bravo. Bravo. Fil padişahının kızı mı acaba filan böyle laflar. Aa, bir de bağıra bağıra. O gergedan ablasına sert sessiz harf kullanamayan adamın... Oo, görüyor musun sen kabadayılığını? Über saçma bir kavga bence. Tamamen ailelerin gazına gelmeceli yani. O kesin de. Hayır, benim taktığım konu saygı konusu. Yani Rıza'nın tavrında tuhaf bir şeyler var. Çözülür, serinler. Okey. Bu aniden böyle şımarmazdı. Bir tek şey olduğunda böyle şımarırdı. Ne çocuktur ya? Adamın dibidir, akışına bırak. Haydi sete. Nur Hayat buna musallat olduğunda. Ve kesin yine yapıştı kız. Bak ben söyleyeyim, senin de haberin olsun. What? Hey. Ne alaka ya? Hiç o tarz değil de. Full o tarz da. Çünkü Rıza boşu boşuna böyle coşmaz. Bu bir his. Ve bugüne kadar hiç yanılmadım. Ben sana söyleyeyim, senin de haberin olmuş olsun. Da. Sahne size bulaşmacalı, net! Yok! Bunun aklını çeldiler. Nur Hayat diye bir kurum var. Kurumsallaşmış artık kız. Logo yapacak kendine. Nur Hayat nereden çıktı şimdi ama ya? Hep bir yerden çıkar o. Çıkar o!
O herif var aklın bir köşesinde bence. Tamam. Yorum yapma, uzuyor. Anneme bey dedin diyor. Bak, ya senin annem bana neler dedi ya? Kadın takmış ayağıma, bunu böyle bunun üzerine koyuyorum ya. Diyor ki, ben hiç tek ayağımla ötekinin üzerine kat çıkmadım diyor. Hayır, ona orada diyeceksin ki, evet biz kat çıkarız. Müteahhitiz. Ama senin kocan mimar olduğu halde bir tane bina yapamadığı için... bilmezsiniz tabii kat çıkmayı diyeceksin. Aynen böyle söyleyeceksin de... işte ben niye demedim ona orada? Saygıdan. Bir hafta sonra aklıma geldi. Ah ona orada ben o lafı bir çakaydım. Güzel final. Okey. Dayıcığım nereye ya? Oturun. Bak daha muhabbet güzel. Oturuyoruz. Hadi. Hadi. Tabii. Çağatay işi bunun kafada yeşeriyor. Belli. Anası ekti çünkü o tohumları. Ben biliyorum. Şimdi bunun kafada böyle minik minik yeşil Çağataylar yavaş yavaş baş verecek. Görüyorum çünkü. İzin verirsen biz gidelim. Sakın gitmeyin. Sakın. Deniz'e hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Siz bu işin dışında kalın dayıcığım. Bundan sonra arpacı kumbusu gibi düşünsün bakalım, taksın kafayı. Ben nerede hata yaptım diye. Bence sen kafayı takmışsın. Öyle mi yazmışlar? Çağatay için. Kim yazmış? Vallahi helal olsun bu cıkıl kimse ya. Arıyorum hadi. Vay be. Çağatay geceleri kadın kıyafeti giyip filan ha? Yalan o. Sen nereden biliyorsun ki? Her gece yanında mısın? Senin ne gece ne gündüz yanındayım. Sen ona bak. Ben seninle konuşmuyorum ki. Ne muhabbet açıyorsun o zaman? Ben kendi kendime konuşuyorum. Ha bayağı deliyim diyorsun yani. Allah şifa versin. Çağatay iyi Çağatay. Hayır iyi çocuk da ana kız böyle Çağatay'a destek timi gibi. Niye bu kadar ayılıp bayıldınız? Ayakkabı giyiyor. Kibar çocuk şekerim. Görmüş geçirmiş rafine adam. Hiç umurumda değil rafinelik. Belli. Çağatay Mağatay. Havası civası vız gelir tırıs gider. Kızıma değer verilsin. Mühim olan bu. Şekerim arkadaşı olarak bile Deniz'i el üstünde tutuyor. Ay çok hoş adam. Ne yalan söyleyeyim. Ben yakıştırıyorum ikisini. Hem benim kızım felaket güzel. E babası da yakışıklıdır. Mersi. Yok daha neler. Çağatay'ın babasını söylüyorum oğlum. Pardon. Bırakın efendim. Dış görünüş benim hiç umurumda değil. O da belli. Efendim saygılı bir insan olacak. O kaba herif geçen gece benim kızıma avazı çıktığı kadar nasıl bağırdı? Laf aramızda ama senin kızın da az değildi o akşam. Hayır yani iki kişi birbirlerine nasıl bu kadar öfkelenebilir Çiçi? E siz de yeni evlendiğinizde camı çerçeveyi indirirdiniz. Ya nefret etmeleri lazım ya da çok aşık olmaları lazım. Ah yol yakınken dönecektin be Çiğdem. İki de çocuk yaptın be kızım. Ay ilahi anne. Aman efendim ne olacak ayrılırız. Siz isteyin yeter. Çocukları yuvaya veririz. Ay Timoş. Öleyim ben inşallah. İlk ben giderim. Şu veya bu şekilde ben ölürüm. Çünkü iyiler erken ölür Çiçi. Sistitten gidersin sen. Ayağına bir şey giy Timur. Sinirime dokunuyorsun. Hislerimiz karşılıklı efendim. Ne oluyor ya? Uyuyoruz. Biraz saygı ya. Eyleme ne oldu? Öldü. Arkadaş Ahmet abi de yok ki veletlerin eline kaldık ya. Çöz bu işi. Sıkıldık. Aranızda konuşun. Bizle konuşmayın. Konuşmayı sevmiyoruz. Yani minimal seviyoruz. Dinlemeyi de sevmiyoruz. Olmasa aramam. Şimdi aslında durum şu. Ailelerin gerginliği biraz bize yansıdı. Biraz böyle arada kıskançlık da olunca oradan biz patladık. Halbuki şu anda aileler arası süper. Süt liman. Hatta demin sizinkiler babama nedense tatlıyor. Oh! Ne dedik?
Bize değil, ona anlat. Biz çok şiştik. Şehri terk edebiliriz. O denli.